İzleyicimiz de gayet iyi araştırmış. 43. maddeden. Bizi de aydınlattı. Evet. Sevgilerimi, selamlarımı göndereyim. Şöyle bir noktası var işin. Hani ben bunun önce programda da söyledim. Ben takım üzerinden gitmeyeceğim burada. Hani öyle söyleyince insanlar diyor tamam kimlik Trabzonspor ama sonuçta futbol adamı olarak gördüğümüzü söylemek zorundayım. Net olarak şöyle bir şey. Sörloth'un yaptığını tabii ki doğru bulmuyorum. Yalnız buna ben hakemi zaten Hüseyin Göcek'i söylüyorum zaten. Evet. Yani biz seninle yaptığımız programda söyledik. Yani Göztepe Beşiktaş maçındaki kural hatasından dolayı hala karar verilmemiş bir hakeme, formsuz olan bir hakemi kalkıyorsun sen. Gençler Birliği gibi maça veriyorsun ki biz bunun konuşmasını 4 gün öncesinde yaptık. İnşallah dedim o maça tesir edecek bir yanlış bir düdük çalmaz. Ya düdüğü çalıyorsun, gördüğünü vermiyorsun. Şimdi sen Sörloth'a 3 maçtan işte başlatıyorsun. Ya böyle bir oyuncuya böyle bir tekmen nasıl bir şey tezi çürütemiyorsun? Ya böyle bir şey olur mu? Görünen köy var. Sen bu adama şimdi kalkacaksın 3 maç vereceksin. Verme şansın yok. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Yani eğer bunu objektif olarak izleyen bir MHK'nin, yani burada o kural mercisi onlar. Ben öyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. İşin arası ben şöyle bir şey söyleyeyim. Verecekse tamam Sivas maçında, yani Erzurum maçında 2 maç verecekler. Ben 3 maçın olacağını düşünmüyorum ki eğer 3 maç verirseler bence çok büyük tepki görecekler. Ki normaldir de böyle bir tekmeyi yedikten sonra bir oyuncu ben diyorum ya. Ben kırmızı kart görmedim oynarken ama böyle bir tekmeyi sana vurduktan sonra benim vereceğim tepki belki yanlış ama daha farklı olabilirdi. Sörloth gene bence en normalini yapmış. Onun için de ben Sörloth'un yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Ama canı yanan bir oyuncunun da bu tepkiyi vermesi de kusura bakmasına da çok doğaldır. Kupa maçında ne olacak? Böyle bir oyuncu Sivas maçında oynamayacak. Şimdi Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. En önemli oyuncusu ligin gol kralı. Böyle bir oyuncusundan yoksun olacak. Bu da bence Hüseyin Göcek'in en büyük hatasıdır. Çalacaksın. İlk tekmeyi yediği zaman ikinciyi beklemeden çalacaksın. VAR'a gittiğin zaman da doğru düzgün göreceksin, vereceksin. Atacaksan da onu da atacaksın. Böyle örneklerle dolu değil mi? Böyle 20 tane örnek gördük. Hakem düdüğü çalmıyor, faule maruz kalan, acıyı çeken oyuncu. Ayağını bile kırabilir o tekmede. Bak ben dönüyor bir hareket yapıyor, kırmızı kart görüyor. Öyle bir şey yok yani. Ben diyorum ya ben burada takım renk gözetmeksizin söyleyeyim. Bir oyuncuya böyle bir hamle yapılmaz ya. Böyle bir şey olmaz yani. Ben oynadım. Kesinlikle gençler bir oyuncusunun. Yani zaten mesele şu. Esas tartışmamız gereken hep tekrar ediyoruz belki ama VAR protokolü Hüseyin Göçek'i çağırdıktan sonra yani pozisyonu izledikten sonra Gençler Birliği oyuncusuna da kırmızı kart göstermemiz. Sörloth kırmızı kartı hak etti mi? Evet. Yaptı hareketi hak etti. Ama niçin Gençler Birliği oyuncusu kırmızı kartı görmüyor? Peki onlara alakalı sözünü kesiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Şimdi 3 maç üzerinden hani gidecektim 3 veya daha fazlası diye. Şimdi sen eğer bu oyuncunun cezasını düşürmek için o ilk tekmeyi görmeyecek misin? Ben onu demeye çalışıyorum. Yani 3 değil bunu indireceksin o zaman 1'e. Böyle bir tekme vurulduktan sonra bir insan ya tepki verecek ya. Evet. Canı yanıyor yani. Üç tekme var arda arda. Üç tekme yiyor. Ya diyorum mesela Tayyip Boksu gibi alttan çalışıyor adam yani. Topla işi yok ki adamın. Adam onu resmen attırmaya çalışmış. Buna da Hüseyin Göcek çok sağ olsun. Çok güzel şekilde VAR'a gitmiş. Herhalde sadece o tekmeler değil de sadece Sörloth'un itme pozisyonunu izlemiş. Ben oradan bunu çıkarırım. Başka bir şey çıkarma şansım yok ya. Sadece itme pozisyonundan alırsak da TFF'nin önünde başka kulüp taraftarlarının emsal göstereceği bir ceza var. Yani ben senin kadar şey hani indirilir noktasında düşünemiyorum. TFF'ye emsal gösterileceği için Feghouli Olcay Şahan hikayesini hatırlıyorsun değil mi Trabzonspor maçında? Ama ben diyorum. Orada da üçer maç almışlardı Feghouli ile Olcay Şahan. Onun üstünden bir değerlendirme yapacaklardır muhakkak. Ben de şöyle diyorum. Hani Sörloth'un olayında ben o yediği tekmelerin bence cezasının düşürülmesi olarak düşünüyorum. Yani fazla verilecekti ama sen ilk tarih üzerinden gidiyorsun yani. Evet. Bence çok büyük tarih var. Oyuncu kart görmemiş. Hani belki çok konuyu uzatıyorum Mustafa ama şöyle bir şey var. Hani bana da bundan alakalı çok soru geliyor. Ya gerçek olan bir şey ve ben sağdan geldim. Bunların hepsini yaşadık biz. Ya oyuncu sana toplan alakası yokken gelip direkt ayağına vuruyor ya kırmaya vuruyor. Bir vuruyor hakem çalmıyor. İki vuruyor yine çalmıyorsun. Ya neyi bekliyorsun? Herhalde ki ondan sonra tepki verecek oyuncu. Bu da insan ya canı yanıyor yani. Sen kalkıyorsun VAR'a gidiyorsun. At Sörloth'u. Ondan sonra belki verecek 3 maç. Ya 3 maç verirse var ya bu o zaman bir ülkede futbolun diye ben adaletini daha tartışırım ya. Yani hakemin ilk tepkisi Eyyam. Tabii. İki pozisyon söyleyelim. Biri Göztepe Beşiktaş maçı. Düdü 1,5-2 saniye sonra çalsa o maçı hiç konuşmayacağız. Evet. Evet. Diğeri bu maç ilk vuruşta düdüğü çalsa kırmızı kartı konuşmayacağız. Formsuz hakem. Formsuz. Hayır konuşurken nihayetinde şu oluyor. Yani bir şeylerin düşmanı oluyoruz. Bir şeylerin durmadan destekçisi oluyoruz ama ne yapalım? Bizi konuşturan da Hüseyin Göçek. Sen getirme bizi bu noktalara. Evet. Hani Hüseyin Göçek'ten çok federasyonun vereceği ceza konuşuluyor.
Ya ilk önce ceza verilecekse Hüseyin Göcek'ten verilecek çok ceza maç ya. Oynanacak mı, oynanmayacak mı bir daha Göztepe Beşiktaş maçı, evet, tekrar edilecek mi? Bak hala bu karar verilmedi bu. Bak, yani hala haftada... Hüseyin Göcek konuşulmuyor. Hala iki karar ve federasyonun vereceği kararlar. 3 haftadır yani Beşiktaş, Göztepe Beşiktaş, gençler bile Trabzonspor. Hı. Ya sen böyle bir hakemi, bu kadar formsuz bir hakemi böyle maça veriyorsun. Biz bunun konuşmasını beraber yaptık ya. Verme dedik böyle bir hakemi, nasıl verirsin? Adam maçın önüne geçti yine ya. Bir de yani görüyorsun abi, çalacaksın ya, tekme atıyor adam, kartı versen orada. Çıkar kırmızı kartı ver, adam kasıtlı tekme atıyor. Sen ona veriyorsun, niye bekliyorsun ki tepki versin? Ya o zaman kusura bakma, başka şeyler varsın altında. Mersin'e gidelim. Gidelim. Son sayfa ailesi, ben Mersin'den Veli. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde Adem Büyük ve Falcao çift forvet oynasa galibiyet için bir şansımız olabilir mi? Teşekkür ederim. Bu soru güzel. Şundan dolayı. Karşılaşma sonrasında Fatih Hoca'ya Henry Onyekuru sorusu da soruldu. Hoca da orada şöyle bir ifade kullandı. Ne zaman oyunu atacağımıza hala çok emin değiliz, hala çok karar veremedik dedi. Acaba Fenerbahçe derbisinde, Malatya maçında belki bir süre forma giyebilir mi acaba Falcao? Şunu hatırlayalım. Dün idmanlara, iki gün oldu gerçi, yani salı günü idmana başladı. Acaba önde Falcao, sol arkada Onyekuru değil de Adem olabilir mi? Kanat forvet olarak tercih edilebilir mi? Veli Bey'di değil mi Mersin? Evet. Veli Bey'in sorduğu şu. Emrah Baba'nın yerinde Adem Büyük oynar mı? Derbide mi? Derbide. Ha. Yani onu sordu o. Sol kenar forvet olarak değil yani. Hani şey düşüyor. Tabii ikili. Yani, Ömer Bayram doğru kalacak merkezde. Emrah Baba'nın yerinde Falcao'yla Adem Büyük oynar mı? Derbide. Yok. Tahmin ben etmiyorum. Derbide öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani Falcao hazır bir oyuncu olsa Falcao. Evet. 7-8 haftadır oynuyorsa, performans gösteriyorsa, bu üzerinde tartışacağımız... Harika bir kurgu sorusu. Kurguya dair harika bir soru olur da. Gidişatta olur belki maçın, yani gidişatında. Maçın gidişatında olabilir. Ön tarafı ikileyebilirsin. Peki isterseniz futbol önerilerinde birinci soruyu görelim. Ardından izleyicilerimizin sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Belli ki konuşacağımız çok fazla detay var ama bugün ilk olarak hangi soruyu hazırlamışız? Mehmet Yılmaz Ilgaç'lar arasındaki rekabete de bir bakacağız. Güzel de bir soru. Biraz akılları karıştıracak bir soru. Ligde bu hafta karşılaşacak hangi takımda Brezilyalı futbolcu sayısı daha fazladır? Trabzonspor mu, Demir Grup Sivasspor mu? Buyurun. Sivasspor ya. Fernando. Şey, Sabek neydi? Tamam. Ben Trabzonspor'da kim var Brezilyalı? Ben Sivasspor diyorum. Sivasspor diyor Mehmet Yılmaz. Da Costa geldi. O da Brezilyalı mı? Da Costa. Değil abi. Değil. Cilerme var. Sen biliyorsun demek ki, gülüyor güldüğüne göre. Ben Sivas diyorum ya. Sivas Spor, Ilgaz Şınar. Abi şimdi sayayım, seni de değiştireceğim. Biliyorum çünkü. Sen Cilerme. Var Trabzonspor'da. Onu tuttuk tamam, elimizde. Bir dakika, benim de aklım karıştı abi. Sivas'ta şöyle. Öyle bir emin girdim ki aslında yani, sadece Cilerme diye bildim abi. Trabzonspor'da Arjantinli var. Gaston Kapi Arjantinli abi. Sosa Arjantinli. Tamam. Cilerme Brezilyalı. Yok, stoper geldi, Messi'ye. Messi'ye geldi. Ama Brezilyalı mı o? Brezilyalı abi. Tamam, iki. İki, bir dakika. Bir şampiyon olma ihtimali var mı? O sene, bu sene mi bizim için demiş. Abi yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda 7 takımında şampiyon olma ihtimali var. O yüzden buradan doğrudan Fenerbahçe uçar gider, şampiyonluğu garantiler. Veyahut da herhangi bir takım için söyleyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü şu 4 haftada inanılmaz zorlu bir... seriye giriyor bütün takımlar. Sadece Fenerbahçe girmeyecek. Beşiktaş da giriyor, Galatasaray da giriyor. Hepsi giriyor bu zorlu seriye. Buradan kim en az hasarla çıkacak, ona bakacağız yani. Bir de puanlar da çok yakın. Tabii. Çok yakın. Yani en aslında noktası bence dediği gibi Ilgaz'ın. Puanlar, iki maç kazandığın zaman lider oluyorsun. Yani biri puan tablosunu da arkadaşlarımızdan rica edelim. Hazır olduğunda o zirveyi ve düşme hattını bir birlikte değerlendirelim. Ben sadece araya bir dipnot düşeyim. Ben Mehmet Yılmaz'la aynı boyda değilim. Sandalyeyi ayarladık. Öyle herkes. Zor. Mehmet'in sandalyesini düşürdük. Benim sandalye normal kaldı. Diyorlar ki abi sende... Böyle... Sende yok, de santrofor fiziği varmış diyorlar. Bende sağ bek fiziği var abi. çabuk sağ bek fiziği var bende. Santrofor fiziği yok yani. Ama gayet pırpır orta saha olmaları. Çabuk seri oyuncu. Seri oyuncu. Hala göremedik ama alı sahada yani, oynayacak. Konuşur, dirsek atar. O özelliği... tükürür, o özellikler. O bende vardı o özellik ama ona mı geçti? Yok, sende yok. Hayır. Ben fair play çerçevesi. Sen fair play çerçevesi. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Bugün Evren Turhan'la birlikte olacaktık. Evren Turhan ve Mehmet Yılmaz
önlü arkalı çıkacaktık. Onun gibi zeki oyuncu. Ne oldu, ne bitti? Son anda bir şey oldu. Tahkim devreye girdi. PFDK kararları. Baktım Uygarşınlar yine burada. Böyle bir durumda var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hafif bir rahatsızlığı var. Sevgili Evren'in. İsmet Çınar, Ankara Gücü Fenerbahçe maçında son bekte Hasan Ali kaldırımı görür müyüz? Şimdi kupada 45 dakika hoca ona şans verdi. Aynı yerden iki sakatlık, taban altından bir sakatlık. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah tekrarını yaşamaz ama sol bek sıkıntısı da bayağıdır yaşıyor Fenerbahçe. Acaba formayı alır mı o maçta? Alamaz abi. Bence de bu kadar sakatlığı geçiren bir oyuncunun üzerine de hoca bir anda yüklenmez bence. Yavaş yavaş onu kazanacak. Çünkü bir daha nüksederse bu süreci Fenerbahçe takımı bence böyle şampiyonluk kulvarında ilerlerken, son dönemlerine yaklaşırken o hatayı yapacağını düşünmüyorum. Bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş adapte edecek ki doğalı da normalde bana göre de bu. Karaman Bey, Elneni 3 maç ceza alırken yediği yumruğu hiç konuşmadınız demiş. Hayır, siz bizi izlemiyormuşsunuz. Çok net söyleyeyim. Konuştuk. Hatta ve hatta Mehmet Yılmaz oyuncuya orada daha önce bir düdük çalınsa o hareket olmayacaktı. Orada da vurgulamıştı. Yani yorumcularımızın yaptığı yorumlarda ama orada bunu söylememiştiniz demeyin. Söylüyoruz ama biz üzerinden zaman geçmiş oluyor. Hepsini tekrarlayacak değiliz. Gomis'in gördüğü kırmızı, Abdülkadir Keita'nın gördüğü kırmızıdan tutun da Muhammed Elneni'nin hem de Beşiktaş'ın en kritik haftalarından biriydi yani. Hatta ve hatta. Gaziantep deplasmanında gördüğü kırmızı kart. O da benzeri pozisyon. Hatta ve hatta Sörlot'a yapılan hareketin aynı hareketin ligin ilk yarısında 2-2 beraber kalınan Gençler Birliği Trabzonspor maçında Ünal Karaman'ın yedek kulübesinin önünde yine Gençler Birliği bir oyuncu tarafından Trabzonspor'luya yaptığını da söyledik. Evet evet. Onu da hatırlattık. Hatta burada Feguli ve Olcay Şah'ın cezalarından da bahsettik. Üçer maç ceza dedik. Ya bunların hepsini söyledik. Yani gördüğümüz şeyleri net olarak zaten söylüyoruz.